ötesinde yavaş yavaş konuşacağız. Hocam ilk mücadeleye göre iki oyuncuyu değiştirerek Şenol Hoca başladı evet. karşılaşmaya. Sonrasında da Yusuf ve Merih'i aslında ilk maçta kullandığı, 11'de kullandığı iki futbolcuyu geri aldı. Bu Şenol Hoca için kendi kafasında acaba bir hatadan dönüş müydü? Yoksa hata üstüne hata mıydı? Ya da öyle mi gelişti her şey? Ya şimdi hata yapmaktan korkarsanız veya başkaları ne diyecek, nasıl yorumlayacak diye düşünürseniz bu sizin daha fazla hata yapacağınız anlamına gelir. Ben kendi anlayışımı net ortaya koydum. Ben oyun stratejisi belirlemeliyim. Benim görüşüme göre de maçtan önce benim söylemem şu oldu. İtalya maçından farklı bir şekilde bugünkü maçta biz topa daha fazla sahip olacaktık. Hatta oyunun başında Galler'in ilk 25 dakikada, 20-25 dakikada %57'lere, %55'lere varan topa sahip olma oranına ulaştığını gördüm. Bu benim hiç beklemediğim bir şeydi. Biz evet. yine ilk 20-25 dakikayı neredeyse kendi birinci bölgemizde oynadık. Bu benim hiç beklemediğim bir şeydi. Benim Galler'i gördüğümde düşündüğüm şuydu. Galler'in biraz üzerine gittiğin zaman Galler defansı kendi yarı sahasında yapan, Moz kendi birinci bölgesine kadar çekilen, yani en ilerideki santroforları dahil seni orada karşılayan ama birinci bölgede de agresif, fazla alan bırakmadan yakın oynamaya çalışan, kazandıkları toplarla da hızlı hücum etmeye çalışan bir yapı içinde oynuyorlardı. Geriden oyun kurma kesinlikle onlarda yoktu. Bizde olmadığı gibi. Hatta ilk 20-25 dakikaya baktık. Sürekli iki takım da uzun oynadı. Yani geriden oyun kurmayı iki takım da çok iyi beceremiyor. Baskı yedikleri zaman da iki takım da çok ciddi top kaybı oranlarına ulaşıyorlar. O yüzden önde kaybettiğimiz topları biz önde baskı yaptığımız takdirde o topları çabuk geri kazanma ihtimalini çok yüksek görüyordum. Şimdi ben böyle bir stratejiyle oynardım. Bu kadar önde oynuyorsanız tehlike ne? Defansınızı orta sahaya kadar çıkarıyorsunuz. Defans güvenliğini almanız lazım. Rakibin Moos'la uzun top oynuyorlar. Kendi saklıyor. Özellikle açıklardan ciddi destek alıyor. Keza yine merkezden Ramsey. Ki bugün onların oyun planı şuydu. Önde Moos. Ramsey ona İsviçre, Moos. İsviçre maçından çok daha yakın oynadı. Ramsey defansı en azından bir stoperi oradan çekeyim. Orayı biraz boşaltayım, alan yaratayım. O alana da Ramsey'i sokayım düşüncesiyle oynadılar. Nitekim pozisyonları da, golü de o şekilde buldular. Üç kez denediler, üçüncüsünü de attılar. Evet, yani demek ki rakibin böyle bir oyun planı vardı. Bizim bunları konuşmuş olmamız, bunlara önlem almış olmamız lazımdı. Neler konuştular bilmiyorum. Ama saha içinde buna benzer bir önlemi ben kesinlikle görmedim, göremedim. Diğer taraftan da top bizde olduğu zaman topa madem biz sahip olacağız, pas kalitesinin yüksek olduğu, çabuk top kaybetmeyeceğimiz ki bu biraz da set hücumunu beraberinde getiriyordu. Kendi birinci bölgemizde kazandığımız toplarla uzun direkt hücuma gidebilirdik, o ayrı. Ama oyunun genelinde biraz daha set hücumu diye düşündüm. O set hücumunda da benim iki tane kanadımın ki biri mutlaka Cengiz olurdu. Kenan isimlere daha geçmedim ama bunu söylemek zorunda kalıyorum. Diğer kanatta da Hakan'ı kullanabilirdik. Sağ ayaklı içe girecek. Onların oluşturacağı, yaratacakları boşluğa da ben iki tane bekimi değişerek birini üçlü geride tutarak mutlaka oyuna sokardım. Böyle bir oyun anlayışı benim kendi tercihim olurdu. Şimdi bu oyun anlayışını kimlerle uygulayabiliriz? Orada da isim tercihlerini net bir şekilde ön plana çıkarabilirdik. Ama isimleri tercih ederken de şu ikilemi yaşamadım değil. Bir taraftan belki teknik adam olarak sizin biraz daha önde gördüğünüz futbolcular var. Ama diğer taraftan da iki senedir ben Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağım diye hayal kuran 15 kişi, ilk 11'de oynamayan bir 15 kişi var. İlk maçta birileri kötü oynamış. Onun mevkisinde olan arkadaşı kötü oynamış. Kim olursa olsun kaleciden ilerideki adama kadar kendi kalesine gol atmış veya yenilen golde büyük hata yapmış. Öyle olduğu zaman da futbolcuların hepsi ya bu maçta oynamayı ben hak ediyorum diye düşünürler. Ben bu futbolcuların arasında çok büyük farklar da görmüyorum. O yüzden bu açıdan yaklaştığımda ben değişen futbolcu sayısını 2'nin kesinlikle çok daha üzerine çıkarırdım.
Bana işte pas oyunu dediğim zaman İrfan Can'la oyunu daha iyi oynardım. Yusuf'la daha iyi oynardım. Hakan'la daha iyi oynardım. Bu tür oyunculara ağırlık vererek sonra da kanatlardan o desteği verecek oyuncuları tercih ederdim kendi adıma. Yani sevgili Serdar'ın fikriydi galiba o. Senin fikrin miydi? Neydi? Sol bek konusunda Rıdvan'ın yerine Mert Müldür denenebilir diye bir açıklama duymuştum birinden. Yok ben değildim. Yani denenecek diye ben. Şeyde yok sorun değil. Yani her fikre saygım var. Ama şunu da diyorum ya. Ben sol bekim. Ben Rıdvan'ım. Ben o turnuvada ilk 26'daysam, kadroya bile alınmıyorsam, sol bek hele hele oyunun son 15 dakikasında ben 1-0 mağlupken oraya alınan sol bek sadece defans yapsın diye alınıyorsa derim ki benim burada ne işim var ya? Ya Mert'in mesela çok iyi koşusu olduğu pozisyon var ama top sol ayağına gelince solla kontrol yani edemedi. Buna benzer çok şey var ama evet. Hala hocama katılıyorum. Bu dönem çok eleştiri dönemi değil. Sene içinde konuştuklarımızı turnuva bittikten sonra bir daha hatırlatmanın zamanı. Son cümlem şu olsun. Şenol Hoca'yı hepimiz eleştiriyoruz. Milli takımı hepimiz eleştiriyoruz. Diyoruz ki oyunumuz yok. Kötü oynuyoruz. Ya ben sene boyunca ekranlarda şu kavgayı verdim. Herkes hakem konuştu. Herkes rakip takımın yöneticilerinin, teknik adamlarının kendi takımına çıkar sağlamak için yaptığı açıklamaları konuştu. Herkes futbolcu konuştu. Dedim hepsini bırakalım. Bizim oyun konuşmamız gerekir dedik. Biz sene boyunca hiç oyun konuşmadık. Hocalardan oyun istemedik. Takımlardan oyun istemedik. Şimdi milli takımdan oyun istiyoruz ya. Bizim ligimizde oyun yoksa bu çocuklar bunu nerede pratize edecekler de burada oynayacaklar. Hocam 9'u dışarıda oynuyor ama oyuncular. İlk 11'e baktığımız zaman. Şunu da söyleyeyim. Ya ben ondan çok bizim mutluyum açıkçası yani. Şöyle diyorum bakın. Yani ben de yurt dışında yaşadım. Onun için bu benim için çok önemli bir veri. Ben 19 yaşında yurt dışına gittim. Ki 6 sene orada kaldım. Çok ciddi bir eğitim de aldım. Oranın alışkanlıklarını hepsini edindim. Ama ben bu ülkeye geldiğimde ben yine Türk'tüm. Oradaki alışkanlıkları orada bırakıp buradaki alışkanlıklarımı hemen bilinç üstüne çıkardım. Yemeği orada yediğim gibi değil, burada yediğim gibi yemeye başladım. Futbolu orada oynadığım gibi değil, burada oynadığım gibi oynamaya başladım. Arada en önemli fark da şu, o çocukların hiçbiri neredeyse kendi takımlarında takımı taşıyan futbolcular değil. O takım oyunu oynayan takımlarında sadece önemli bir dişliler. Sevgili Serdar güzel bir şey söyledi. Bizim burada sadece önemli dişlilere değil, o önemli dişlilere lider yapabilecek futbolcuya da ihtiyacımız vardı sahada. Ki hocam, yani onların da eksikliğini biz burada gördük. O yüzden Fransız saraylarında gümüş bıçak, çatal bıçakla yemek yemeyi Burak, Yusuf, Zeki öğrenmiş olabilir. Orada bunu yiyor olabilirler. Ama biz dürümü bıçaksız yiyoruz hocam. Elle yiyoruz. Ve buraya geldiğimiz zaman da o özlemle gelip buradaki gibi oynuyoruz. Bizim ligimizdeki gibi oynuyoruz.